Şimdi az önce konuşan milletvekili 1932'ye gitti. Oradaki bir kararnameyi okudu. Hayvanların katledildiğini ya da öldürüldüğünü söyledi. Ben ona sormak isterim. O dönemin şartlarında Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmış, milli mücadelede büyük bir başarı sağlamış bir yönetim ne yapabilirdi? Aşı var mıydı? Kısırlaştırma tekniği var mıydı? Aşı varsa herhalde bir akrabanıza falan vuruldu. Yoktu. Ha! O dönemde bakın Refik Saydam Hıfzı Saha Endüstri kuruldu. 2011'de bunu kapatan sizsiniz. Akıl bu. Şimdi geliyorum 2019-2024'teki belediyenin borçlarını söylüyorsunuz. 2019'daki rakamları söylüyorsunuz. 2019'da İstanbul Ankara Belediyesi'nin bakın o dönemin parasını, borcunu dövize çevirdiğiniz zaman bugün aynı miktar. İzmir'e gitme. Bursa Belediyesi'nin 2024 itibariyle 4,5 milyar sigorta ve vergi borcu var. Bugüne kadar beyefendi neden icraya vermedi? Vermez. Uşak Belediyesi'nin 1 milyar sigorta vergi borcu var. Neden vermedi? Vermez. Çünkü kazanmamızı hazmedemiyor. Bakın az önce burada konuşan milletvekilinin seviyesini anlatmak isterim sizlere. Bizim milletvekilimiz Ali Karaoba. Biz kazanacağız dediğimizde köpeklerden mi oyalacaksınız dedi. Yazıklar olsun ya. Bu seviye burada konuşuyor. Köpeklerden mi oyalacağız? Köpeklerden mi oyaldın sen? Sayın Başarı lütfen tamamla. Sayın Başarı lütfen tamamlayın. Sesi açın. Lütfen tamamlayın. Şimdi bu seviye gelip bu yasayı savunuyor. Sayın Başarı şey genel kurulayı tanıyorum. Kulağımı tırmalıyorsunuz. Lütfen ya. Sayın Başarı. Lütfen. Bakın hala. Çok rahatsız bir sesiniz var. Sayın Başarı. Değerli milletvekili. Beyefendinin söylediği şeyi söylüyorum hanımefendi. O söyledi. Köpeklerden mi olacaksınız dedi. Aynı şeyi söyledi. Neyse. Sayın Başkan. Sayın Başkan genel kurula hitap edin. Değerli milletvekilleri. Bakın her karşı taraftan, iki gruptan, üç gruptan ayrı ayrı konuşurken karşılıklı milletvekillerimiz laf atıyorlar ve biz de burada müdahale ettiğimizde de genel kurul çalışamaz hale geliyor. Lütfen dinleyin. Herkes görüşünü söyleyecek. Biz de onlara izin vereceğiz. Kanaatler tutanaklara geçecek. Milletimiz hakemliğini yapacak. Kararını verecek. Birbirimizi dinleyelim lütfen. Sayın Başarı sürenizi ilave edeceğim. Buyur. Bir dakikanızı başlatıyorum. Şimdi bakın. Burada konuşan milletvekili biz 2028'de gelip bu yasayı uygulamayacağız, kaldıracağız dediğinde milletvekilimiz köpeklerden boyalacaksın dedi. Dedim mi? Dedim. Sen bu lafı kullandın. Değerli milletvekilleri müsaade buyurun. Sayın Yıldırım müsaade buyur. Ben sana da söz vereceğim. Sen bu seviyede bir milletvekilisin. Ne istemediğini kendi ifade edin. Aynı şeyi sana sorsalar memnun olur musun? Açıklayacağın hiçbir şey yok. Bu seviye meclise yakışmıyor. Sen bu dille, bu seviyeyle meclise yakışan bir milletvekili değilsin bak. Sen Cumhuriyet dönemini sorguluyorsun. Fabrikaları, şeker fabrikalarını, aşı merkezlerini satıp kemiren, satamadığınızı kapatan sizsiniz, kapatan. Peki Sayın Başarı, Sayın Yıldırım. Evet Sayın Başarı teşekkür ederim. Sayın Yıldırım buyur. Ya doğrudan soru sordu zaten. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Öncelikle biraz önceki arkadaşın seviyesine inmeyeceğimi söyleyerek sözüme başlamak istiyorum. Ben komisyonda CHP'li milletvekili arkadaşımız çıktı dedi ki bakın dedi
Biz belediye seçimini aldık. Orada çocukları mağdur olmuş insanlar da vardı. Biz iktidara gelince ilk olarak bu yasayı kaldıracağız dedi. Ben dedim ya insanlar bu yasayı istiyor. Sen köpeklerden mi oyalacaksın dedim. Dediğim budur. Başka bir şey dedim. Bunu başka yere çekmene gerek yok. Sen biraz önceki sözünden dolayı özür dilemen lazım. Arkadaşlar bu yasayı insanlar istiyor. Siz hayvan sevdiğinizi iddia ediyorsunuz ama insan sevmiyorsunuz. Nasıl böyle bir şey ya? Önce insanları sevin, çocukları sevin, geleceğinize sahip çıkın. Hep beraber hayvanları severiz zaten. Bak seviyene inmiyorum, dikkat et. Seviyene inmiyorum seni. Evet, benim 1932'deki bahsettiğim olayı, itlafı, köpek katlini, öldürümünü zaten CHP olarak kabullendi. Biraz önce itiraf etti. Ama komisyonda arkadaşlar köpek adasından bahsettiler ya. Adam ta Osmanlı'daki köpek adasına gidiyor. Benim 1932'deki konuşmama karşı çıkıyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Tarihte, tarihin şartlarına göre bu tarz düzenlemeler olmuş, normal. Ben bunu ifade etmeye çalıştım. Bunun CHP'si, başka partisi yok. Ben onu yadırgamıyorum. Dönemlerine göre olmuş olabilir. Bu döneme de böyle bir düzenleme lazım. Biz bu düzenlemeyi yapacağız. Siz de uyacaksınız. Bir taraftan hukuktan bahsedip, adaletten bahsedip ben bu yasayı uygulamam demeyeceksiniz. Sayın Yıldırım, teşekkür ederim. Sayın Başarı, buyur. Şimdi seviyeden bahsedersek, az önce burada konuşan arkadaşın seviyesine inen herhangi bir muhalefet milletvekili vurgun yer. Dibinde altında onu söyleyeyim. İki, bak beyefendi, benim senin köpekler mi oy kullanacak, oy verecek cümleni aynen burada söyledim, tekrar ettim. Bu seviye meclise yakışmıyor dedim. Bu da iki. Üç, 92 yıl öncesinin Türkiye'sini konuşuyorsun. Bakın, 92 yıl öncesini sorguluyorsun. Aşı yok. Savaştan yeni çıkmış bir ülke. Kısırlaştırma tekniği yok. Ve o günkü şartları bugün uygulayalım diyorsun. Senin, bakın, o kadar çok 92 yıl önce alınan kararlarla ilgili uygulayacağın şey var ki. Mesela kadın erkek eşitliği uygulayabilir misin? İlk kez kadına seçilme hakkını vermiş. Kim vermiş? Gazi Mustafa Kemal Atatürk vermiş. Sen neyi alıyorsun? Neyi konuşuyorsun? Yani nereden nereye? O günün şartlarıyla bugünü kıyaslamanın mantığı nedir? Ve sadece bağırıyorsunuz, bakın sadece bağırıyorsunuz. İçinizde bilim adamları var. İçinizde profesörler var. 1932'deki hayvanlarla ilgili bir kararı bugünün Türkiye'sinde uygulayalım diyen bir milletvekiline sen ne yapıyorsun, kafayı mı yedin kardeşim demiyorsunuz ya. Ya böyle şey olur mu? Bu neyin kafası arkadaşlar? Neyin kafası? Türkiye'de Cumhuriyet döneminde aşı merkezleri çok önemli, aşı üretim. Sayın Başarı, lütfen tamamlayın. 2011'de AKP tarafından kapatılmış. Daha sonra ne yapmışız? Çin'den aşıya muhtaç olmuşuz. Iğdır milletvekiliniz yaklaşık 1,5 milyar dolarlık aşıyı ithal etmiş. Onun da vergisini vermemiş. Yaklaşık 8 milyar vergi kaçırmış. Yahu siz böyle bir gruptunuz. Cumhuriyet dönemindeki aşı merkezlerini kapat, Çin'den aşı ithal et, onu milletvekiline yaptır, sıfır vergi al, ondan sonra Cumhuriyet'i konuş. Eğer Cumhuriyet'in yasaları, Cumhuriyet ruhu bir parça rüyanızda olsaydı, o vergi vermeyen Iğdır milletvekilini bir dakika burada oturtmazdınız. Niye vergi vermiyordunuz? Ama utanma yok ki, o beyefendi, ne diyeyim ben? Birleşime 15 dakika ara veriyorum.